Herkese merhaba. Bugün size yapımı oldukça kolay, çok fazla tığ işi bilmeseniz de rahatlıkla yapabileceğiniz kapşonlu altıgen hırkayı anlatacağım. Bu hırka ortalama bir yaş civarı için ama siz bunu daha küçük bebeklere hatta kendinize bile uyarlayabilirsiniz. Şimdi yapacağım anlatımla kendi üzerinizde ölçerek ya da kimin için yapmak istiyorsanız onun üzerinde ölçerek sonra da kenarı biraz daha uzatarak aşağıya doğru dilediğiniz ölçüde, dilediğiniz büyüklükte altıgen hırka örebilirsiniz. Yani bunun bebek hırkası olması sizi aldatmasın. Büyüklere de rahatlıkla uygulanabilir. Önemli olan burada size metodu anlatmam. Daha büyük bir hırka yapmadım çünkü yapılışı biliyorsunuz çok uzun zaman alıyor. Video çekmesi çok zor. O yüzden olabilecek en küçük model üzerinde gösterdim. Şimdi model nasıl yapılıyor onu anlatayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 4,5 numara tığ ve bebe ipinden çok az daha kalın. Bir tanesi bebe ipi, birisi biraz daha hafif kalın ip kullanıyorum. 4,5 numara tığ kullandım. Normalde 3,5 kullanılır. Çünkü modelin yumuşak olması gerekiyor. Eğer 3-3,5 kullanırsanız sert bir model elde ediyorsunuz. O da hırkada çok hoş durmuyor. 4,5 numara tığ kullanın. Bebe ipinde 4-4,5'tan aşağı düşmeyin. Şöyle 5-6 tane zincir çekiyorum. İlk zincire batmayın. İkinci zincire batın ki sonra sökülme olmasın. Bu şekilde. Şunu da içine alarak 3 tane zincirle yukarı çıkalım. Bir tane trabzan yaptım. 1-2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine iki tane üçlü trabzan, bir iki zincir, yine iki tane üçlü trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adı üstünde altıgen öreceğimiz için İki zincirimi de çekerek aralarda hep iki zincir çektik. Böyle bir yuvarlak oluşturdum. Sonra şu ipi çektim. Şuraya şöyle kilitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Her bir boşluğun içine artık trabzan sayım 3 oluyor. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpiniz çok ince ise aradaki zincir sayısını 3 yapabilirsiniz ya da çok sıkı örüyorsanız. 4,5 numara tığ ve bebe ipiyle yapıyorsanız aradaki zincir sayısının 2 olması yeterlidir. Her bir boşluğun içine bu sırada 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atladık. Yine 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Bakın şu anda hiç zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer boşluklara atlarken hiçbir zaman zincir çekmiyoruz. Bu modelin özelliği bu. Boşluktan boşluğa atlarken asla arada zincir olmayacak. İlerleyen sıralarda da öyle. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yaptım. Bakın yine zincir çekmiyorum. Buraya atlıyorum ve bu sırayı bitiriyorum. Şimdi bakın her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan, araya zincir çekmeden boşluk atlayarak aynısını tekrar ettik. Böyle 6 boşluğun içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve birleştiriyorum sondan yine zincir çekmeden. Birleştirdim. Bir tane zincir çekerek sağlamlaştırdım. Diğer ip rengime geçiyorum. Diğer ip rengime geçtiğimde arada şu iki zincir çektiğimiz şu iki zincirli boşluğun içinden tığımı geçiriyorum. Buradaki ipi alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve metot aynı. Ama şöyle bir şey, hanım beğendi, hanım dilendi, bey beğendi de biliyorsunuz ki 4 tane köşemiz oluyordu. O köşelere hep ikişer tane üçlü ikili trabzan yapıyorduk. Yani 3 tane ikili trabzan, aralarda zincir, 3 tane ikili trabzan. Burada toplam 6 köşemiz olacak. Bakın. 1 2 3 4 5 6. Aralarda kalan bütün bölümlere bakın yapılmışını göstereyim size.
Aralarda kalan bütün bölümlere 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ama köşelerde 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Bütün sıralarda böyle. Yükseldikçe sıra sayımız, metot hiç değişmeyecek. Köşelerde aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Sonra aralarda kalan bölümlere hep 3 tane ikili trabzan. Aralarda hiçbir zaman zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Bakın burada da aynısını yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir. Şimdi burası da köşemiz olacak. Toplam 6 tane köşemiz olacağı için. Peki arada kalan bölüme ne yapacağız? Hiç zincir çekmeden tığımızla batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. 2 ve 3. Yine hiç zincir çekmiyoruz. Köşeye atlıyoruz. Burası bizim köşemiz olacak. Bütün çalışma boyunca, yaptığımız çalışma boyunca kaç sıra yaparsak yapalım, buraya hep 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Burası diğer köşemiz. Arada kalan bölüme zincir çekmeden hiç atlayarak 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Tekrardan köşeye geliyoruz. Hiç zincir çekmeden köşeye atladık. Ama köşenin içine 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra mutlaka 2 zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. İki köşe arasındaki boşluğa hiç zincir çekmeden yine 3 tane ikili trabzan yapıp hiç zincir çekmeden diğer köşede aynı metodu uyguluyoruz. Evet, üçüncü sırayı bitirdim. Artık bundan sonrasının metodu hep aynı olacak. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Köşeye klasik 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Şu aralara hiç zincir çekmeden atlayıp üçer tane trabzan yapacağız. Yine buraya da aynı şekilde. Sonrasında yine zincir çekmeden köşeye atlayacağız ve buraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bunu dilediğimiz boyuta ulaştıracağız. Ben tabii ki küçük bir hırka üzerinde çalıştığım için bu kadar yaptım. Ama siz bunu kendiniz için yaptığınızda bence çok daha büyük tığ numarasıyla örün ki biraz salaş dursun. Böyle çok katı, tok durduğunda olduğunuzdan daha kilolu ve kaba durabilir üzerinizde. Olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. O yüzden biraz salaş olması için büyük numara tığla örün. Şimdi ben kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu küçük bir bebek için yapılabilir. Siz kendinize uygun rakamı bulursunuz kola göre ölçerek. Sonuç olarak şöyle bir model çıkıyor karşınıza. Bunu ne yapıyoruz? Bakın şimdi karşılıklı gelen, şöyle göstereyim. İki tane yukarıda, iki tane aşağıda köşe var. Sağ ve sol köşeyi birleştirdik. Şöyle oluşturduk. Bakın, burası bizim kolumuz. Burası da gövdemiz. Kendinize örüyorsanız kol uzunluğu dilediğiniz kafi yere kadar, yani nereye kadar istiyorsanız, şurası, şurası, şurası gelene kadar örmeye devam edin. Ama bu arada da gövdeden çok bol olmamasına dikkat edin. Çünkü bundan sonra mesela kol tam gelir, kısa gelir ama gövde tam olmuştur. Tam genişlik oluşmuştur. Bittikten sonra buraya ekleme yapıp kolu uzatabiliriz. Ama gövde çok genişlediğinde çok hantal durur. O yüzden şuraya falan geldiğinde kesin, sonra üzerine örerek uzatabilirsiniz kolu. Onun nasıl yapıldığını az sonra göstereceğim gövde üzerinde.
Evet, şimdi bir tarafı böyle oluşturduk. Diğer tarafı da örüp karşılıklı getireceğiz. Tellerimi katladım birleştirmek üzere. Bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yani kendinize göre yapabilirsiniz, çocuğunuza göre yapabilirsiniz. Benimki biraz ufak oldu, hemen hızlı size anlatabilmek için. Altına tekrar biraz daha trabzan ekleyeceğim uzatmak için. Yani bebek için yapıyorsanız altını biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi tersini çevireyim. Buraları birleştireceğim. Ama nasıl birleştireceğim? Şuradan göstereceğim önce size. Şimdi bakın, iğnem, ipliğim elimde. Şuradan itibaren yaklaşık şöyle 4 parmak kadar, çocuğun boynunu düşünürseniz ya da kendi boynunuzu, ona göre ölçü alın. Kendiniz de biraz daha fazla tutun bu boşluğu. Boynunuzun rahat edebileceği şekilde, şöyle yaka oluşacak şekilde boş bırakın. Şuradan itibaren modelinizi dikmeye başlıyorsunuz. Bakın, işaretledim. Buradan itibaren dikiyorsunuz. Buradan itibaren dikiyorsunuz. Ve yine arkada şurayı birleştiriyorsunuz. Bunu motif birleştirebilir gibi tığla da yapabilirsiniz. Ama tığla biraz kaba olabilir diye düşündüm. Ben şimdi bunu iğne ve iplikle yapmaya çalışacağım. Sonra kapşon nasıl örülür, aşağı kısmı nasıl uzatabiliriz, onları anlatacağım. Evet, şimdi bakın, kolları buradan diktim. Arka tarafı da diktim. Nasıl dikiyorum? Şöyle karşılıklı boşlukların üzerinden, şu içinden geçiriyorum iğneyi. Bu şekilde şöyle dikiyorum. Şimdi düğümü atacağım. Ve bunu kestikten sonra nasıl uzatabiliriz hırkayı? Yani bu kısa gelebilir çocuğunuza ya da size. Şimdi ben tersinden tabii ki diktim. Şöyle bakın. Bu kısa gelebilir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu uzatacağız. Aşağıdan rengar, illa renkleri böyle yapmanız gerekmiyor. Tek renk de örebilirsiniz. Hani iki sıra bir renk, iki sıra bir renk falan değil de ebruli bir iple örebilirsiniz, batik iplerle. Tek renk örebilirsiniz. Şimdi şurayı biraz uzatmak istiyorum. 2-3 sıra ya da daha fazla, upuzun bir hırka da yapabilirsiniz bundan. Uzatmak için ne yapacağım? Tığımı şuradan geçiriyorum. Bakın şimdi. Şöyle 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3. Boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Aralara sadece bir zincir çekeceğim. İpim biraz kalın olduğu için, isterseniz eğer baktınız dar oldu, iki zincir de çekebilirsiniz ama fazla gelir. Çünkü hatırlarsanız biz zincirsiz yapmıştık bunların arasını. Şimdi bir zincir ya da hiç zincir. Yani bunu ayarlayacaksınız ipinize göre. Benim ipime göre bir zincir çekmem gerektiğini düşünüyorum etek kısmını yaparken. Bu şekilde dilediğiniz miktarda sırayı aşağı doğru uzatabilirsiniz. Bakın, buradan böyle aşağıya doğru uzayacak hırkamız. Sonrasında kapşona başlayacağız. En sonda şuralardan ve kollardan bir kenar geçeceğiz. İsterseniz buralara lastik de örebilirsiniz. Yani şöyle sıkı durmasını istiyorsanız kolun. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne yaptığımı göstereceğim size. Evet, aşağıda 4-5 sıra ördüm. Bu 1 yaş civarı bir hırka olacağı için çok da uzatmak istemedim. Şimdi aralarda bir zincir çekin gibi bir şey söylemiştim ama ona biraz pişman oldum. Çünkü bir zincirle biraz genişledi. Hiç zincir çekmeden devam etmek istedim. Aşağı doğru biraz geniş olsun istemiştim ama hoş durmadı. Şimdi aralara hiç zincir çekmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi artık bu sırayı bitirdikten sonra bu aşağı kısmı örmeyi bırakıyorum. Şurada da şöyle bir tane trabzanla ya da iki tane trabzanla kilitledim. Burayı böyle bitirdim. Hemen kesiyorum. Şimdi kapşonu nasıl öreceğiz? Önemli olan o. Kapşonu örmek için şurada yaka kısmından başlayacağız. Yine 3 trabzan, araya hiç zincir yok. Boşluklara 3 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan şeklinde.
Şuradaki yakanın diğer ucuna kadar öreceğiz. Bunu kaç sıra öreceğiz? Ben şimdi ufak bir hırka yaptığım için ortalama 15 civarı olacağını düşünüyorum. 15 sıra kadar. Sonra bu şapkayı yukarıya doğru bükmek için bir şeyler uygulayacağız, bir metot uygulayacağız. O yüzden 15 sıraya kadar, bakın böyle gördüğünüz gibi her bir boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak aralarda hiç zincir yok. Bu şekilde. Yani ipiniz çok ince ise belki bir zincir çekebilirsiniz. Kapşonu örmeye başlıyoruz. Böyle 15 sıra kadar bu biçimde öreceğiz. Sonrasında 15 sıranın sonunda ona şapka şeklini vermek için birkaç küçük metot var. Onları anlatacağım. 17 sıra kadar ördüm. Tabii ki sizin kaç yaş için öreceğinize, ipinizin kalınlığına göre bu değişir. Bir karış kadar, yaklaşık böyle bir karışa yakın. Tam bir karış da değil. Ördüm. Şimdi tam ortalıyorum ördüğüm kapşonu. Siz de sayın, iki tarafta da eşit kutucuklar olsun. Buradan böyle bir işaret koyuyorum. Bu işareti koyma sebebim, birazdan kapşona şekil vermek için burada bir işlem yapacağız. O yüzden buraya bir tane işaret koydum. Tekrar normal bir şekilde nasıl başladıysam o şekilde şuraya kadar, buradan 1-2 şuralara kadar falan öreceğim. Ve ortaya yaklaşıyorum. Bakın burası çok önemli. Şimdi şu işaretlediğim ortadan bir önceki ve ondan bir önceki, yani iki önceki yerdeyim. İki önceki yerde buraya sadece iki tane trabzan yapacağım. Aralarda hiç zincir yok, biliyorsunuz ki. Bir, iki tane trabzan yaptım. Sadece iki tane. İpi tığın üzerine aldım ve buradaki işaretlediğim yerden bir önceki yerdeki boşluğun içine sadece bir tane trabzan yapıyorum. Sonra yine bu işaretlediğim yerden, bakın şu işaretlediğiniz kutucuğun sağındaki ve solundaki kutucukların birbirine eşit olması gerekiyor ki eşit şekilde kapşon ilerlesin. Şuraya yine sadece bir tane trabzan yaptım. Bombe haline dönüştürüyoruz burayı. Ondan sonraki boşluğun içine iki tane, bir, iki, iki tane. Sonraki boşluklara tekrar yine iki, üç. Bakın buralara da üç yapmıştık. Buralara da 3 yapmıştık. 3 yaptık, 3 yaptık. Sonra 1, 2, sonra 1. Normal yine 3 şekilde bitirelim. Bu 18. sıram, 19. sırada tekrar ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi yine ortaya doğru yaklaşıyorum. Bakın burada 3-3 trabzanlarımız gitti. Burada bir önceki sırada 1-2 tane yaptığım trabzanın sağ tarafındaki boşluğa, şu sağ tarafındaki boşluğa yine iki tane yapıyorum. 3-3 geldim. Tekrar daraltmaya gidiyorum. Bu sefer sağ tarafından başladım. Sonra ipi doladım. Aralardaki boşluklara bir trabzan. Sonraki boşluğa yine bir tane trabzan. Ve sonraki boşluğa yine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 trabzana da birer tane trabzan yaptım. Bakın burada bir önceki sırada 2 trabzan yapmışım. Onun sol tarafına yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve şimdi sıranın sonuna kadar yine aynı metotla, bu 19. sıramdı biliyorsunuz. 2, 3, 19. sıram. 20. sırada artık kapşon yapımını bitiriyoruz. 20. sırada bakın yine 3-3-3-3 şeklinde geldik. Şimdi
Bu aşağıda 1, 2 tane yaptığımız yerin yine sağ tarafına 2 tane yapıyoruz. Bu sefer ortada kalan 4 boşluğa da birer tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. İyice bakın. Kapşon kendini belli ediyor şimdi. Büzüşme oldu. Eğer bu yeterli gelmiyorsa size bir sıra daha bu metotla gidebilirsiniz. Bakın altta bir iki tane trabzan olan bölümün sol tarafına yine iki tane trabzan yapıyorum. Geri kalan sıranın geri kalan bölümünü her bir boşluğun içine üçer tane trabzan yaparak bitireceğim. Artık kapşonum bitiyor. Bundan sonra hırkayı nasıl süsleyeceğiz, kenarlara bordür nasıl geçeceğiz, bunları anlatacağım ve tabii ki şapka dikimini anlatacağım. Kapşon yapımım bitti. Şimdi öncelikle hırkanızın tersini, düzünü iyice bir ayarlayın. Bakın burası düz kısmı benim, burası ters kısmı. Şimdi ters kısmını şöyle çevirip dikişim terste olacak şekilde buradan artık kapşon şeklini vermek için tıpkı motif birleştirir gibi her bir boşluğun içinden geçerek şöyle bir sık iğne yaparak kapşonu dikiyorum. Bu şekilde. Böyle ileriye doğru gidiyorum. Buraya kadar, şu noktaya kadar öreceğim. Bitirdim. Şöyle kestim. Bir tane zincirle sağlamlaştırıyorum ya da iki tane. Bunu ipi sonra içeri alırım. Şuradaki işaretimi de kaldırayım. Bakın çok güzel bir kapşon oluştu burada. Şimdi ne yapacağım? Bundan sonraki safhamız nedir? Bundan sonra bakın bütün bu dış bölüme şöyle komple buradan böyle şapkanın da etrafından geçerek bir çerçeve öreceğim. Her bir boşluğa yani bakın şöyle istediğiniz kadar trabzan batarak buradan çevresine bir bordür geçiyorsunuz. Şu boşluklara iki tane, bunların üstüne iki ya da üçer tane, boşluklara iki tane falan bu şekilde trabzanlar yaparak etrafı geçeceğiz. Kol kısmına gelince kolu böyle bol bırakabilirsiniz. Birkaç sıra trabzan örüp yine aynı metotla gidebilirsiniz. Ya da tığ işi trabzan şeklinde, tığ işi özür dilerim, tığ işi lastik örebilirsiniz bunların çevresine. Şimdi ben onların hepsini tamamlayacağım. Sonra size hırkanın son halini ve birkaç detayı anlatacağım. Tığ işi lastik nasıl yapılır bilmiyorsanız sağ üst köşede bir link belirecek. Oraya tıklayarak tığ işi lastiği nasıl yapıldığını da görebilirsiniz. Evet, ben kenarlardaki bordürleri geçtim. Bakın burayı böyle çepeçevre geçtim. Şu kenarı geçtim. Buradan dönerken, şuradan dönerken bir boşluğun içine 6 tane trabzan yaptım ki burada bir sıkışma ve gerilme olmasın. Kolları da yine aynı şekilde tığ işi lastik yaptım. Tığ işi lastik diye kanalımda aratırsanız bulabilirsiniz nasıl yapıldığını. Bu kadar kolay bu hırkayı örmek. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Hepinize kolay gelsin.